Profesör Doktor Serap Güneş, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2006 yılında doktora eğitimini Ordinarius Profesör Doktor Niyazi Serdar Sarıçiftçi danışmanlığında tamamlamıştır. 2014 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor unvanı ile görev yapmaktadır. Enerji alanında TÜBİTAK tarafından fonlanmış birçok ARGE projesinde yürütücülük görevi yapmıştır. 2022 yılında TÜBİTAK BİDEP 2247A Ulusal Lider Araştırma Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Uluslararası çok tanınmış bilim insanları Ordinarius Profesör Doktor Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Profesör Doktor Michael Gretzel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 6. Çerçeve Avrupa Birliği 2004-2006 yılları arasında araştırmacı olarak görev almıştır. 2022 yılında Enerji Bakanlığı tarafından verilen Türkiye Enerji Veren Kadınlar Ödülünü kazanmıştır. 2007-2010 yılları arasında Avrupa Bilim Fonu Bursu kazanarak kısa dönemli bir Avusturya'da bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Profesör Doktor Serap Güneş, ucuz ve kolay yöntemlerle güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi konusunda uluslararası indeksli etki değeri yüksek saygın dergilerde çok sayıda bilimsel yayın yapmıştır. Evet, çok teşekkür ediyorum Yeşim. Böyle bir bilim insanıyla da katılımcılarımızı buluşturmak bizim açımızdan mutluluk. Böyle çok sayıda ödül almış, çok sayıda çalışma yapmış. Tabii bizim şube müdürümüz aynı zamanda kadın çalışmalarına da bakıyor hocam. O anlamda da bir kadın akademisyen olarak da burada olmanız, bugün bu çok önemli konuyu anlatacak olmanız bizim için çok mutluluk verici. Siz de sevgili hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Sunumu paylaşayım. Bir saniye. Sanırım şimdi full ekran oldu. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Antalya benim için ayrıca önemli bir bölge. Kendim Karadeniz'de olmama rağmen annem Antalya'da yaşıyor. Her mutlaka bir kere ziyaret ediyorum. Konu da böyle çok sıcak bir konu. O yüzden ben teşekkür ediyorum farkındalık yaratması açısından. Umarım faydalı olur. Elimden geleni yapmaya çalışacağım ben de. Tarım alanları için yeni nesil fotovoltaikler başlıklı benim konuşmam. Ve içeriğinde de agrivoltaik adı veriliyor bu sistemlere. Agrivoltaik nedir? Bizim problemimiz ne? Önce problemi tanımlayacağız. Sonra yeni nesil fotovoltaikler ve agrivoltaik için yeni nesil fotovoltaikler konusunu konuşacağız. Şimdi agrivoltaik nedir? Önce ona bir bakalım. Bizim güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek üzere güneş panellerimiz var. Bir de tarım yapmak üzere, tarım bitkileri yetiştirmek, meyve, sebze vesaire yetiştirmek üzere de tarlalarımız var. Güneş panelleriyle tarım bitkilerinin verimli bir birleşimi sonucu bir anlamda güneşin verimli paylaşımı. Yani ikisi arasında bir dostluk kurmaya çalışacağız ve bunu en verimli şekilde nasıl yapacağız? Bugün bunu anlamaya çalışacağız. İlk ortaya atılış fikri de şurada resimde gördüğünüz gibi güneş panellerinin altında bitkileri yetiştirelim. Böylece güneş ışığının fazla zararlarından, sabah Yunus hocamız da biraz bahsetti. Güneş hem çok güzel ama gülü seven dikenine katlanır misali. Bazı dikenli yönleri de olabilir. Onlara da tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş ışığından zarar görmemeleri ve daha az suya ihtiyaçları olması açısından acaba perdeleyebilir miyiz, gölgeleyebilir miyiz de başlıyor fikir. Böylece bitkiler ve paneller için bir kazan kazan durumu oluşuyor aslında. Şimdi olaya ben iki açıdan bakacağım. Bir enerji açısından, iki tarım açısından. Tarım çok uzmanlık alanım değil, o yüzden ahkam kesmek istemem bilmediğim konularda ama önce sanırım benim açımdan bir bilim insanı olarak problemimiz ne? Problemi tanımlayalım. Hatta bazen problemi tanımlamak problemi çözmekten çok daha zor olabiliyor. Önce enerji tabii kendi alanımda olduğu için önce enerji açısından bakalım. Biz insanlar hepimiz rahat ve konforlu bir yaşam istiyoruz. Pek çok teknolojik alet hatta bazen konuşuyoruz. Ya telefon yoktu eskiden nasıl, cep telefonu yokken nasıl anlaşıyorduk acaba, nasıl? Bunu hayal bile edemiyoruz. Sanki o dönemi hiç yaşamamış gibi rahat ve konforlu yaşamın içerisine dalmak istiyoruz ve buna devam ettirmek istiyoruz. Bu rahat ve konforlu yaşamında bir bedeli var elbette, bir enerji gereksinimi var. Bunu nasıl karşılayacağız? Şimdi geleneksel
Enerji kaynakları, sabah da hocalarımız konuştu. Ben tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim ama geleneksel fosil yakıtlar kullanılarak karşıladığımız bir enerji var. Bir de yeni bir şey çıkıyor karşımıza, yeni bir konsept, yenilenebilir enerji kaynakları. Fosil yakıtlar artık tükenmeye yüz tutuyor. Artık bunda çok herkes hemfikir. Küresel ısınma iklim değişikliğine sebep oluyor ve kritik bir eşikteyiz. Bu çok çok önemli. Ben işin fotovoltaik tarım vesairesinden yana, şimdi bizi izleyen pek çok kesimden izleyicimiz var. Lütfen ve lütfen, bu bir şaka değil. Doğayla savaşmadan, doğayla birlikte hareket ederek, onu biraz kendi haline bırakarak ve bu kadar hırslarımızla, bu kadar aşırı 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 istekler peşinde koşmadan bu dönüm noktasını güzel atlatmak zorundayız. Çünkü zaten raporlar bize artık kritik eşiğin bile ötesine geçtiğimizi, hedeflenenlere bile şu anda uzak olduğumuzu gösteriyor. Yenilenebilir bir enerji, yani yenilenebilir temiz enerjiye geçmekten başka da çaremiz görünmüyor şu anda. Bu anlamda güneş enerjisi. Sabah Yunus Hocam çok güzel söyledi. Güneş enerjisi aynı zamanda bir nükleer enerji. Ama benim doktor hocam hep şunu der. O tepede insanlar aşağıdakiyle uğraşıyorlar. Biz yine tepedekiyle uğraşmaya devam edelim. Çünkü güvenli, temiz, bol, bedava ve barışçıl. Kimse güneş için kavga etmiyor. Bugün görüyorsunuz ki enerji kavgalarının içerisinde güneş enerjisi yok. Senin güneşin, benim güneşim yok. İnsanoğlu uzun zamanlarca yerin altında bir enerji kaynağı aramaya çalışmış ama sadece kafamızı kaldırıp yukarıya baksak da aslında çok güzel bir enerji kaynağının karşımızda olduğunu göreceğiz. Şimdi yüzümüzü güneşe dönebilir miyiz? Ne demek? Fotovoltaik ne işe yarıyor? Bakın bitkilerin fotosentez kısmıyla, hani iki sistemi birbiriyle dost haline getireceğiz ya da onları birleştireceğiz. Aslında ikisinin ortak noktaları çok fazla, çıkış noktaları. Aslında sabah Yunus Hocam çok güzel anlattı. Biyotaklit, yani doğada olanları taklit etse insanoğlu aslında, ve geçmişte de pek çok önemli buluşlar doğada olanları taklit ederek başlıyor. Sadece taklit etsek, izlesek aslında bizi güzel yerlere götürecek. Ben mesela bir şeyle ilgili bir proje konusu veya bir şey bulmaya çalıştığımda en çok yaptığım şey etrafımı gözlemlemek ve hani bir bakmaktır. Bu bana çok etkiliyor. Ne yapıyor bu sistemler? Güneş panelleri ya da güneş hücreleri diyelim, en başta hücreden başlıyor. Aslında bu sistemler güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren aygıtlardan başka bir şey değil. Nasıl ki bitkiler güneş enerjisinden kimyasal enerji üretiyorlar, yaşamları için bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bu aygıtları kullanarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yüzümüzü güneşe dönebilir miyiz? Uluslararası Enerji Ajansı raporlarını inceledim ben. Burada altta her biri için kaynak veriyorum ama teknik bilgiler içerdiğinde herhangi bir şey sormak isterseniz bana başlangıçta verdiğim e-mail adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yayınlar vesaireler, sizin ulaşamadığınız herhangi bilgi belgeler varsa elimden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışırım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına göre 2050 yılı itibariyle fosil yakıtların rüzgar, nükleer ve hidroenerjiden önce fosil yakıtların iyi tabii bu, güneş enerjisinin daha doğrusu, bunlardan çok daha önce en büyük enerji kaynağı olacağı haline geliyor. Ve iki teknoloji yol haritası da bize şunu gösteriyor. 2050 yılında dünya elektriğinin %16'sı PV'lerden ve buna ek olarak da eğer %11'i de konsantre güneş enerjisinden kaynaklanırsa, 2050 yılında yılda 6 milyar tondan fazla karbondioksit emisyonunu önlenebilir. Ve dünya çapında ulaşım sektöründen kaynaklanan doğrudan emisyonların neredeyse tamamına karşılık gelmekte bu miktar. Şurada bir hata var, onu düzeltiyorum özür dileyerek sizden. Güneş enerjisi bunların çok önüne geçecek. Şimdi geleneksele karşı yeni teknolojiler. Geleneksel PV güneş tarlalarını görüyorsunuz etrafımızda. Bu silikon esaslı anorganik malzemelere dayalı sistemler. Şimdi bunun yerine yeni nesil teknolojiler demeye başladık. Yeni nesil, neden yeni nesil diyoruz? Buradaki nesil ne? Aslında güneş hücreleri yapıldıkları ya da PV teknolojileri içlerinde kullanılan malzemelerin özelliklerine göre nesiller adı alacak şekilde adlandırıyor. Birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil olarak. Bunları aslında bizim bu şimdi anlatacağım yeni nesil fotovoltaikler hem üçüncü nesil olarak geçiyor hem de gelişmekte olan teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapıyoruz? Şimdi bu teknoloji varsa elimizde, bunları için yüksek vakum teknikleri gerekiyor, temiz odalarda üretiliyor, oldukça pahalı bir üretim sistemi. Şu anda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ucuzladı, bunu kabul ediyorum. Ama şurayla kıyasladığımızda çok daha farklı olduğunu göreceğiz. Burada ne var?
Burada yeni nesil, organik dediğim biraz sonra bahsedeceğim, malzemeleri kullanarak bu esnek altlıkları, aynı bu film şeridi gibi güneş hücrelerini üretebiliyoruz. Bu da benzer şekilde çalışıyorlar. Ama bu bize ne avantaj sağlıyor? Bugün giyilebilir elektronikten bahsediyoruz. Yani güneş hücrelerini alıyorsunuz, kıyafetinizin üzerine yapıştırıyorsunuz ve siz yürüyorsunuz. Yürürken de aynı zamanda cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Başka herhangi bir şekilde bir cihazı çalıştırabilirsiniz. Nereden geliyoruz? Biz şimdi bu yeni nesil teknolojinin içerisinde yarı iletken, iletken, polimerler, moleküller var. Ve bu biraz bizi fizikten biraz kimya sürecine doğru götürüyor. Bu keşif süreci bizim için neden önemli? Yani polimerler nasıldı da ne hale geldi? Neden bu kadar önemli oldu? Yeni nesil teknolojiler içerisinde vazgeçilmez hale getiren ne oldu? Aslında elektronik endüstrisinde polimer malzeme, polietilen mesela sıklıkla bu elektrik kablolarının izolasyonu için kullanılan yalıtkan malzemelerdi. Ve öyle biliniyorlardı. Fakat 1974 yılında yayınlanan bu çalışma ile birlikte ve poliasetilende metalik iletkenliğin keşfiyle birlikte Alan Heeger, Alan McDiarmid ve Hideki Shirakawa 2000 yılında Nobel Kimya Ödülünü aldılar. Alan Heeger benim doktor hocamın da hocası olduğu için kendisiyle tanışma şerefine de nail oldum. Çok büyük bir katkı ve büyük bir devir açtı bu yeni nesil teknolojiler açısından. Neden? Neden bu organik yarı iletkenler ya da polimerler bu kadar ilginç hale gelebiliyor? Şimdi elinizde anorganik bir malzeme varsa onun belli fiziksel ve kimyasal özellikleri var. Siz onları değiştirmek için çok fazla bir şey yapamazsınız. Yani birkaç termal işlem uygularsınız, laboratuvarda birkaç şey yapabilirsiniz ama bununla ilgili çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Ama çok değerli kimyacı arkadaşlarımız, bakın böyle bir malzemeden başlayarak şuradaki zincirleri, grupları vesaireleri değiştirerek şu gördüğünüz skalada farklı soğurma ve emisyon özelliklerine sahip. Yani bunları yutacak, başka bir renkte ışık verecek size. Güneşten gelen ışığı alacak, başka bir renkte ışık verecek. Öyle anlatabilirim. Teknik, böylece Yunus hocamın da ASME teknik testinden geçebilecek miyim sonunda? Teknik terimleri nasıl herkesin anlayabileceği dilde anlatabilirim. En iyi böyle açıklayabilirim. Buradaki avantaj ne? Siz laboratuvara gidip herhangi bir şekilde sizin istediğiniz ön simülasyon çalışmalarıyla birlikte ihtiyacınıza yönelik istediğiniz özellikte malzemeleri şu aralıkta soğuran, bu aralıkta emisyon yapan, şu elektrik taşıma özelliklerine sahip vesaire gibi tanımlar yaparak malzemeler tasarlayabilirsiniz, sentezleyebilirsiniz. Bunu yetenekli kimyacılarımız yapıyor. Şimdi bu polimer yarı iletken mürekkepler klasik bizim yarı iletken resminden oldukça uzak. Nasıl uzak? Şimdi bunların her biri bu gördüğünüz renkli sıvılar yani içerisinde aslında bir yarı iletken çözelti var. Ben öğrencilerime anlatırken hep şöyle anlatıyorum. O yarı iletken ya da iletken polimer malzemeler bir toz halinde ve bu tozu bu uygun çözücüler içinde çözüyorsunuz. Bunun biraz karşılığı böyle kabaca tuzunuz var ya da şekeriniz var, suyun içerisinde çözebilirsiniz ama tebeşir tozunuzun olduğunu düşünün. Tebeşir tozunu suyun içerisinde çözemezsiniz. Yani bizimkisi şekerli ya da tuzlu su gibi. Bunları nasıl avantajlı hale getiriyor? Bunlardan çok kolay bir şekilde ince film üretebiliyorsunuz. Şimdi organik elektronik deyince ben oldukça ilgi uyandırdı. Pek çok canlı yayında da konuştuk bunları. İşte OLED'ler var, ışık yayan diyotlar, OFED'ler, hatta sabah Yunus hocam da bahsetti. Transistörden önceki hayat, sonraki hayat gibi bu elektronik yaşamı böyle şey yapabiliriz ve güneş hücreleri. Bunlar da benim kendi laboratuvarımda öğrencilerimin ürettiği güneş hücreleri. Şimdi organik elektronik deyince nasıl yani? Ya organik elektronik ne de o her şeyin bir organiği çıktı. Organik gıda, organik bilmem bir de elektronik mi çıkarttın başımıza? Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Hatta annelerimiz bize sık sık söyler ya başıma icat çıkarma diye. Aslında bu benim başınıza çıkarttığım bir icat değil tabii. Organik elektronik terimi yurt dışında da çok sıklıkla kullanılıyor. Ben de döndükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kurduğum laboratuvarın adında organik elektronik laboratuvarı kurdum. Hatta bu uzun yıllar önceydi. Dediler ki bak emin misin organik elektronik çökerse ne olacak dedim. Değiştiririz adını. Çökmesine umut etmiyorum tabii ki de. Ama zaten bu sistemle şimdi büyük teknoloji marketlerine girdiğinizde isim vermeyeyim ama bu teknolojideki televizyonları sizi karşılıyor zaten. Şimdi sıra bunlara geldi diye düşünüyorum. Yani teknoloji ilerlerse sıra bunlara geldi. Peki neden organik fotovoltaik diyoruz biz? Nedir avantajları? Bir kere çözelti haline getirebildiğimiz için geniş alanlar üzerine bu dönel kaplama, biraz sonra göstereceğim sistemi, bıçak ağzı kaplama, maskeyle buharlaştırma biraz kuru işlem aslında ama hepsini anlatacağım şimdi size. Püskürtme ve makaradan makaraya
kaplayabiliyorsunuz. Yani kolay ve ucuz yöntemlerle üretebiliyorsunuz. Bu da size ne getiriyor? Düşük maliyet, düşük ağırlık, esneklik ve transparanlık. Yani geçirgenlik. Şimdi bizim mesela biraz sonraki bahsedeceğim tarım uygulamaları için en önemli özelliklerden bir tanesi ve şu aşağıda bahsettiğim farklı fonksiyonel gruplar eklenerek bant aralıklarının yani fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değiştirilebiliyor olması. Sizin istediğiniz özellikle dizayn ediyor olabilmeniz en önemli avantajlarından. Peki nasıl çalışıyorlar? Çok tekniğine girmeyeceğim ama bu nedir? Elektron alan, bunlar elektron, daha doğrusu bir akıma ihtiyacınız var. Akış, akım, akıştan geliyor. Yüklerin hareketi. Sizin yüklü parçacıklara ihtiyacınız var. Biri elektron alan, yani bir yüklü parçacığı alan, diğeri de veren iki tane yarı iletkeni iki metal elektrot arasında, iki metal kontak arasında sıkıştırdığınızda böyle bir sistemi oluşturuyorsunuz. Ve şu güneş ışığını temsil etmek üzere de güneş ışığını üzerine düşürdüğünüzde bunlardan bir tanesi malzeme tarafından soğuruluyor. Sistem içerisinde birbirinden ayrılıyor. Bunlara teknik detaylarına girmiyorum. Elbette teknik dinleyen hocalarımız varsa ne diyorsun sen bu kadar kısayla? Ancak teknik olmayan kişilere de bu şekilde açıklıyorum ve sistem bu şekilde çalışıyor. Peki bu sistem ve bu sistem arasındaki fark ne? İki sistem arasında? İlk organik güneş hücreleri üretilirken esnek altlıklarda kullanılmış, cam altlıklarda kullanılmış, sizin iletken bir elektroda ihtiyacınız var ve bir taraftan güneş ışığının girmesine, sisteme girmesine izin veriyorsunuz. Ve bu indyum kalayoksit denen elektrotlar kullanılarak bunlar bilinen, ışığı geçiren elektrotlar, metalik derecede iletken elektrotlar. Bunların üzerine bizim kullandığımız yarı iletken polimer malzemeler, illa polimer de olması gerekmiyor, küçük molekül de olabilir, katkılanıyor ve dediğim gibi bir elektron alan diğer veren iki malzemeyi bir araya getiriyorsunuz. Bu ikisi üst üste kaplanmış, buradaki aygıt geometrisi bu. Yani bir tabakayı alıyorsunuz, üzerine diğer tabakayı kaplıyorsunuz ama orada bazı sorunlar oluşuyor fiziksel ve kimyasal olarak. Bu sefer diyorlar ki biz bu iki malzemeyi alalım, birbirleriyle karıştıralım ve oradaki teknik problemi çözelim. Orada bir teknik problem var, bir elektrik alana ihtiyacınız var ve bu sadece iki malzemenin birbirine temas ettiği geometrik ara yüzeyde var. Bu geometrik ara yüzeyi tüm film hacmine yaymak için de böyle bir sistem getirilmiş. Şimdi neden bunlardan bahsediyorum ben? Hep sabah da konuştuk, yüksek verimlere ulaşmak istiyoruz. Bunun için bazı kritik parametreler var. Bir güneş hücresinin verimi bu üç parametreden etkileniyor. Yani kısa devre akım yoğunluğu, açık devre voltajı ve dolgu faktörü denen parametrelerden. Kısacası bunlar ne kadar yüksek olursa ve biz kağıt üzerinde bu özelliklerin iyileştirilmesi için teorik olarak ne olması gerektiğini biliyoruz. O halde ne yapacağız? Bunları iyileştirmek için uğraşacağız. Üretim aşamaları biraz önce bahsettiğim bu dönel kaplama yöntemi. Bir tane altlığınız var, yani üzerine ince film kaplayacağınız bir taşıyıcıya ihtiyacınız var. Buna substrat deniyor, altlık deniyor, taşıyıcı deniyor nasıl derseniz. Bu çözeltiyi hazırladınız. Her biri farklı renkte farklı yarı iletken malzemeye karşılık geliyor. Bunu sistem üzerine damlattınız, döndürmeye başladınız ve İşte kaplama hızınıza bağlı olarak, çözelti konsantrasyonunuza bağlı olarak istediğiniz kalınlıkta film elde edebiliyorsunuz. Tabii buradaki şey ancak siz bunu laboratuvar ölçekli yaptığınız çalışmalarda anlamlı oluyor. Yani çok küçük hücreler üzerine, çünkü buraya büyük koyduğunuz zaman bunu bir vakum etkisiyle tutmanız lazım. Yoksa fırlar gider çünkü dönüyor sistem. Daha büyük numuneler için, yani daha geniş ölçekteki numunelerimiz için Dr. Blade dediğimiz bıçak ağzı kaplama yöntemimiz var. Malzemeyi damlatıyorsunuz. Burada bir motor vasıtasıyla buradaki bıçak üzerinde hareket ediyor ve filmin kaplanmasını sağlıyor. Diğer işlem roll to roll dediğimiz, tabii bu biraz daha profesyonel. Artık şimdi laboratuvar ölçeğinden çıkıyoruz, biraz daha sisteme geçiyoruz. Yani uzun büyük ölçekli üretime geçiyoruz. Ve burada makaradan makaraya kaplama, yani burada esnek altlıklar üzerine bu sistemi üretebilirseniz püskürtme yöntemiyle bunun üzerine çok güzel bir şekilde kaplayabilirsiniz. Peki kilometre taşları ne? Yani bir yapmaya motive eden şey ne? Neden bu kadar bu işle devam ediyoruz? Hep duyuyorsun işte ama onların verimleri düşük. Ama şöyle umut verici bir şey var. Bakın ilk yapılan araştırmalarda hani biz hepimiz şey severiz ya, reçete severiz. Diğeri uğraşmak gerektirir. Diğer yöntemler işte yeni yeni şeylere gireceksiniz. Yeni yeni işte onun için de zaten başıma icat çıkarmaya, zaten var olan işim bir de yeni yeni şeyleri bana daha fazla emek harcatma aslında oluyor.
İlk bu güneş hücreleri yapıldığı zaman organiklerden bahsediyorum, organik güneş hücreleri. Bir reçete var ve bu reçete şu malzemeyi al, bu malzemeyi al, yani bu elektron veren ve alan iki malzemeyi al, belli bir çözücü içerisinde birbirleriyle karıştır, sonra bundan bir ince film oluştur, üzerine de bir metal buharlaştır, işte sistem çalıştı. İşte o zamanın verimi %0.9, %1'ler civarında. Sonra birisi çıkıyor diyor ki, o da fizikçi, hani şu sebeple söylüyorum bunu. Siz genel bunların içinde çözündüğü çözücülere bakarsanız eğer, biz fizikçiler hep onların hepsi aynı su gibi görünüyor. Çünkü aynı şeffaflıkta, belki aralarında birazcık daha böyle bir yoğunluklarından dolayı biraz farklı ama hep aynı şeyleri görüyoruz. Yani diyor, niye o bilineni kullanayım ki, ben başka bir çözücü kullanacağım. İşte toluen kullanılıyor, onun yerine klorobenzen kullanacağım ben deyip filmi hazırladığında verim pat iki katından da daha fazlaya çıkıyor ve verim %2,5 oluyor. Bakın, diğer teknolojilerin gelişim süreçlerine ve adım adım ilerlemelerine bakarsanız çok küçük adımlarla olurken buradaki ufak değişiklikler çok daha büyük sonuçlar getirebiliyor. Tabii burada işin içerisinde bilim olunca tesadüf elbette var ama iyi bilim insanları bu tesadüfün kokusunu alıp arkasındaki nedeni anlamaya çalışıp geliştirmesinde saklı. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Nasıl oluyor? Burada morfoloji denen bir şey var. İki farklı malzemeyi siz aynı çözücü içerisinde karıştırırsanız eğer, işte biraz önce verdiğim örnekteki şekerin suyun içerisindeki çözünürlüğü ile tebeşir tozunun suyun içerisindeki çözünürlüğü birbirinden farklı. Dolayısıyla en kaba tabirle böyle anlatabilirim. İki sistem birbirleriyle uyum sağlayamıyor. Çünkü eş değerde çözünürlüğe sahip değiller. Bunu anladıktan sonra ilerliyor işler. Sonra diyorlar ki başka bir malzeme değiştirelim. Bu polifenilen vinilen türevli bir polimer. Diyorlar ki tiofen esaslı başka bir polimere geçersek ne olur? Çünkü buradaki kullanılan organik elektronikte belki de verimin, yani OPV'lerde diyeyim, verimin düşük olmasının bir sebebi de o zamanki çalışmalarda kullanılan polimer malzemenin belli bir kristal düzene değil, amorf yapıya sahip olması. Yani belli bir düzen yok sistemde. Daha düzenli bir yapıya geçerek bunu elde etmeye çalışıyorlar. Bir üretim sonrası sıcaklık işlemi verimi 3,5'a çıkarıyor. Sonra yine biraz önce Nobel ödüllü bahsettiğim Alan Heger'ın grubundan birileri yapıyı değiştiriyorlar, %5'e çıkıyorlar. Malzeme değiştiriliyor, %7'lere çıkıyorlar. Tandem yapılarla bu sefer akseptör malzeme, yani elektronu alan malzeme değiştirilerek 8,6'lara çıkıyorlar ve en sonunda bu 3 akseptörün bir arada karıştırılarak hazırlandığı yapılarda şu an %18 laboratuvar verimi elde edilmiş durumda. Tabii burada bizim için önemli olan şey, bunlar laboratuvar ölçekli verimler ve sertifikalandırılmış mı, sertifikalandırılmamış mı, uluslararası kuruluşlarca laboratuvarınızda ürettiğiniz şeyin uluslararası bir karşılığı var mı? 18 buldunuz, gerçekten 18 mi? O yüzden burada verdiğim değerler 18 olan 17,26 idi yanlış hatırlamıyorsam. Kaynaklardan düzeltiriz. Verimi sertifikalandırılmış. Bir diğer şey, bizler de aslında organik yaratıklarız. Zaman içerisinde yaşlandığımızı görüyoruz. Bunların da kararlılık problemleri var. Zaman içerisinde oksijen ve neme hassaslar. Ama bu problem ortadan kaldırılamaz mı? Kaldırılır. İşte bu da yine Linz'de 2005 yılında Jill Denler, benim doktoradan arkadaşımdı. O zaman o doktora sonrası çalışma yapıyordu. Onun yaptığı şey de bu organik güneş birliğinin kararsızlık problemine karşılık yüzeyi bir enkapsülasyon malzemesiyle, yani yüzeyi kapatalım. Yani bir poşet geçirmek gibi düşünün kaba tabir. Ama ne yapacaksınız? Bu geçirdiğiniz poşetin özellikle ışığı geçirmeli ki sizin sistemin üzerinde ışık düşsün ve bu da bir elektriğe dönüştürülsün. Bu benim Yıldız Teknik Üniversitesi, şimdi benim en çok canlı yayınlara ve işimiz gereği katılmak zorunda kalıyoruz ve sonrasında benim aldığım en önemli tepkilerden bir tanesi, ya hocam hatta ailemden bile, yani birlikte yaşıyoruz, görüyorlar, şahit oluyorlar pek çok şeyi ama biz bu çalışmaların Türkiye'de de olduğunu bilmiyorduk. Ya ne kadar güzel, gerçekten bu çalışmalar Türkiye'de de yapılıyor mu deniliyor. Bu anlamda ben TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum. TÜBİTAK'ın benim için önemi çok büyük. Ben buraya geldiğimde bir sıfırdan laboratuvar kurmamda hep proje önerileri verdim, kabul edildi ve onların finansal destekleriyle laboratuvar şu an, eskiden biz küçükken kibritlerin üzerinde Made in China yazardı mesela. Ben onu öyle okurdum. Öyle, Made in China, Made in Turkey. Hep anneme sorar, ne demek istiyor bu, ne demek, ne demek. Gerçekten burada şimdi bir Made in Turkey, bizim kendi laboratuvarımızda ürettiğimiz, size de gururla sunabileceğim ürünlerimiz var.
var. Ne yapıyoruz bilimsel anlamda? Korkmayın, bunların teknik detaylarına girmeyeceğim ama mesela bir doktor öğrencimin bu organik fotovoltaiklerle ilgili çalışmalarından bir tanesi akseptör türevlerini değiştirmekti. Onların üzerine kurgulandık ve oldukça yüksek voltaj değerleri elde ettik bu çalışmada. Bir diğer doktora sonrası şu anda Ardahan Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapıyor Fatih Ongül. Bir diğeri vakum gerektirmeyen organik fotovoltaikler. Yani burada bir üçgen düşünürseniz eğer bu sistemde sadece verim yok, kararlılık da var. Fiyat da var. Yani siz bu üçünden birini çok yüksek yapıp diğerlerini göz ardı ederseniz eğer, o zaman sisteminizde sorunlar başlıyor. Yani ben çok harika, acayip verimli ama çok pahalı bir sistem yaptım, yürümüyor. Ya da çok harika, verimli ve aynı zamanda ucuz bir sistem yaptım ama birkaç saat içerisinde ölüyor, o da yürümüyor. Ve Fatih'te vakum sistemi gerektirmeyen bu işlemleri yapmıştı. Biz bunları hep gösterdiklerim bilimsel yayınlar. Sonra Abid Ali Pakistan'dan gelip katıldı. Yine bir TÜBİTAK bursiyeriydi. Sizin laboratuvarınızda araştırmalar yapmak istiyorum dedi. Karbon nanotüpler kullanarak maliyet etkin. Yani ne yaptı? Biz metal elektrotları kaplarken yüzeyine vakum kullanarak yapıyorduk. Abid Ali geldi Pakistan'dan ve bunu kendisi getirdi. Çok duvarlı karbon nanotüpleri kullanarak bunlardan bir elektrot yaptı ve sistemin çalışırlığını gösterdi. Esnek altlıkları üzerine üretti. Sonra biz bunları, özellikle editör bunu görmek istedi. Yani bunu bükün, tekrar ekleyin, tekrar büküp bana gönderin ne olacak diye bunu görmek istedi. Biz de bunu yaptık. Bir de şimdi bu buraya kadar olan çalışmalar OPV'lerdi. Bu sistemleri ben önce tanıtıyorum. Çünkü bundan sonra bunların tarımda kullanımına geçeceğim. Bir diğer sistem boya duyarlı PV'ler. Boya duyarlı PV'lerde nasıl oluyor? Gretzel tipli olarak da adlandırılıyor. Brian O'Regan ve Gretzel'in aslında Nature'da yayınladıkları ilk yayın 1991'e dayanıyor. Burada bir anorganik yarı iletken var. Bu aslında bir elektrokimyasal hücre. Titanyum dioksit boyayı, titanyum dioksit UV bölgesine soğuruyor. Bunu duyarlı hale getirip soğurmasını görünür bölgeye kaydırmak için üzerine boya adsorbe ediliyor. Hatta popüler uygulamalarda görürsünüz, öğrenci yarışmalarında çoğunlukla işte reçelden enerji elde ettik. İşte ne bileyim, börtten reçelini seyreltirler boya diye onu kullanırlar. Ya da işte çimenden elde ettik. Ne bileyim, geçen yarışmada bir arkadaşımın kızı mesela fesleğenden kullanmıştı. Bunları kullanabiliyoruz. Bu bir elektrokimyasal hücre ve bunun içerisinde bir elektrolit var. Şimdi nasıl çalıştığını da anlatacağım size kabaca. Dediğim gibi bir altlığımız var. Bu altlığın üzerine tutturulmuş bir titanyum oksit anorganik yarı iletken var. Üzerine boya var çünkü malzemenin hassasiyetini güneşten gelen elektromanyetik spektrumun duyarlı olduğu bölgelere kaydırmaya çalışıyoruz. En popüler uygulamalarından bir tanesi de bu. Bu ben altı aldığım kaynakları da yazıyorum. Buradan sizler de eğer ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Bu Building Integrated Photovoltaics dedikleri, binaya entegre edilebilir fotovoltaikler. Özellikle bu boya içerdikleri için bu sistemler estetik açıdan da sosyal olarak daha kabul edilebilir haldeler. Sonra yine Abid Ali devam etmek istedi. Dedi ki bu sefer ben organik PV'lerle ilgili yaptım. Şimdi ben fiber şekilli boya duyarlı fotovoltaikler yapmak istiyorum. Buradaki sistemdeki problem de kullanılan platin elektrodun sistemi oldukça pahalı hale getirmesiymiş. Kendisi de bizim uzmanlık alanımızda olan bir başka malzemeyi kendi uzmanlık alanıyla birleştirerek bir çalışma yaptı. Biz bunu Nanoteknoloji Dergisi'nde yayınladık. Bu resim de bizim çalışmamızdaki bu resim onun kapak resmi oldu. Oldukça ilgi gördü çalışma. Bir diğer, hızlı hızlı geçiyorum çünkü hem teknik açıdan sizi sıkmamak adına hem de arkadaki programa yetişmek adına perovskit güneş hücreleri bir diğer. Yani eğer bu yeni nesil fotovoltaikleri üç başlık altında inceleyecek olursak en önemlilerini seçip size anlatmaya çalışıyorum. Birinci ayağı organik fotovoltaiklerdi, ikincisi boya duyarlı güneş hücreleri ve üçüncü basamakta, son basamakta perovskit güneş hücreleri olacak. Perovskit aslında ABX3 yapısına sahip, kimyasal formülüne sahip organik, anorganik malzemelerin bir araya geldiği bir yapı. Kolay sentezlenebiliyor, soğurma aralığı ayarlanabiliyor ve organik yarı iletkenlere göre özellikleri biraz daha iyi. Şimdi ilk yapılan şey aslında bu
havaya duyan güneş hücreleri elektrolit ne kadar verimleri yüksek oldu. Bu arada gelişim basamaklarında verimlerini kıyaslayacak olursak o zamanlar işte organiklerin çıktığı verim değeri %4'ler civarındaysa boya duyarları %11 civarındaydı sıvı elektrolitte olanlar. Perovskitler de ilk çıktığında %3.94 gibi. Yapılan şey boya duyarlı güneş hücreleri herhangi bir uygulamaya gelecekse eğer sıvı elektrolit hep bir tehlike yaratıyordu şu açıdan. Eğer sistemden akarsa sistemin çalışması bozulacaktı ya da bazen de eğer çok fazla güneş ışığına maruz kalırsa buharlaşma problemleri ortaya çıkıyordu. Bu problemleri ortadan kaldırmak için katı hal dediğimiz yani o elektroliti başka bir polimer malzemeyle değiştirmek gibi bir katı hal boya duyarlı elektrolitte değil de katı hal boya duyarlı güneş hücreleri çıktı. Perovskitlerde ilk başlangıçta o sistemi taklit eden yani boyayı çıkarıyorsunuz araya çok daha avantaja sahip olabilen perovskit malzemeyi yerleştiriyorsunuz. İlk başlangıçlarda verimi %4'lerdeydi ama günümüzde sertifikalandırılmış verimi %25'lere çıktı. Şimdi 3 sistemin gelişmesine bakarsanız en hızlı hatta ben parlayan yıldız diyorum bana en hızlı olan bu. Ama perovskitlerde en önemli sorunlardan bir tanesi içerisinde kurşun kullanılıyor. Şimdi ben burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Günümüze kadar en yüksek verim bunlarla elde edildiği için şu anda fotovoltaik pazarında silikonla rekabet edebilecekmiş gibi aslında doğrudan bir rekabet yok. Benim teknolojim senin teknolojin döver şeyine ben katılmıyorum. Silikonun girebileceği alanlar var. Zaten orası büyük bir pazar. Organiklerin girebileceği yerler var. Bunları birbirleriyle dövüştürmek yerine birinin dezavantajı diğerinin avantajına dönerek dönüştürerek uygulama alanları bulabiliriz. Günümüze kadar yüksek verimde bu kurşun içerenlerden oluştu. Şimdi her ne kadar kurşun yerine geçecek alternatif malzemeler ilgi çekse de şu anda kurşunlu olanı geçen bir verim bulunamadı. Ama yerine geçecek alternatif malzemeler için de ömür çevrim analizlerine dikkat etmek istiyorum. Kurşun gerçekten de şimdi benim vereceğim mesajlar çok önemli. Sakın burada bir yanlış anlaşılma olsa kurşun iyi bir şeydir devam edelim demiyorum ama bir açık kapı bırakıyorum. Size bir araştırma sorusu bırakıyorum. Benzer şekilde biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. En önemli mesajım da şu kırmızı mesaj kurşunu güvenlice çevreye atabiliriz demiyoruz ama paneller için sızma çok düşük bir olasılık. Ayrıca bir alternatifte şimdi kurşun esaslı bataryalar kullanılıyor. Yeni kurşun kaynakları kullanmak yerine bunlardan atılanları değerlendirebilir miyiz? Bunu konuşabiliriz. Burada da bir kararlılık problemi var. Ama yine ben sizi yeni çıkan hatta kontrol ettim sunuma gelmeden önce de hala aktif mi site diye. Aktif hala güncelliğini koruyor bu tartışma. Şimdi güneş endüstrisinde PV'lerden konuştuğunuz zaman yeni bir teknolojiyle çıktığınız zaman herkes bunları 25-30 yıllık ömre sahip silikonlarla kıyaslıyor. Ama bu çalışma diyor ki bilinenin aksine sizin silikonlarınki gibi 25-30 yıla ihtiyacınız olmayabilir diyor. Bugünün fotovoltaik pazarında yerini alabilmesi için bu sistemlerin 10 yıl bile yetebilir diyor. Bunu detaylıca yani aslında 40 dakikalık bir konuşma her iki sistemi anlatmak için de çok kısa olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Ama soru cevap kısmında sorunuz olursa elbette bunları cevaplamaya hazırım. Bunlar bizim perovskitlerle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Organik Elektronik Laboratuvarı'nda yaptığımız çalışmalar. Hamet benim İran'dan gelen öğrencim. Uluslararası da bir grubumuz var. Çok ziyaretçi alıyoruz. Pınar doktora sonrası çalışmaları için bizim gruba katılmıştı. Nikel oksit hususunda grubun şöhretini Pınar sayesinde yakaladık. Bunlar da onların çalışmalarından. Macide Hocam, perovskitler içerisinde pilot malzemeleri, kullandığımız bir malzemelerin katkılanarak çalışması üzerine, kendisi zaten doktor, çalışmalar yapıyor. Onun da yürüttüğü TÜBİTAK projeleri var. Cihangir, burada şimdi bu videoları göstereceğim size. Peki siz ne yapıyorsunuz bunlarla laboratuvarınızda derseniz, bunlar bizim hala hazırda çekilmiş videolarımız. Cihangir bir lisans öğrencimiz ama burada Ceylan'ı da atlamak istemiyorum. Ceylan da doktora sırasında çalışmaları yaptı. Bizim grubumuzda yeni organik malzemeler sentezledi. Dolayısıyla onu da vurgulamak isterim. Bakın ne yapıyoruz? Şu anda yaptığımız şey bir şeyi şarj etmeye çalışıyoruz. Bataryayı şarj etmeye çalıştık. Yes.
bu sistemlerle. Tabii arkadaki sevincimi duyuyorsunuz. Başka ne yapabilirsiniz dediler. Hadi dedik ki suyu ısıtalım, buharlaştıralım, bakalım o kadar yüksek sıcaklıklara çıkacak mı? Ve burada ilgi çekici olan şey, bizim laboratuvarda hiçbir koruma altında olmadan, oksijen, nem vesaire olmadan, İlker biraz önce gösterdim, 6 tane güneş hücresini seri bağlarak ettiğimiz, bakın bir direnç bağladık, bunu ısıttık. Şurada solar simülatör var, güneş ışığının. Onunla birlikte sistemi çalıştırıyoruz. Bunlar işte sıcaklığın yükseldiğini yavaş yavaş göstermek için çektiğim videolar. Şimdi hızlıca ilerleyeceğim. Bakın güneş hücreleri de bunlar. Suyu buharlaştırdığımızda buradaki damlacıkları görüyorsunuz. Bunlar laboratuvar aşamasında yaptığımız çalışmalar. LED'leri değiştirebiliyoruz. Ve ayrıca buradaki güzel olan şey, şimdi biz laboratuvarda çalıştığımız zaman her zaman güneş ışığına çıkma ihtimalimiz olmuyor. Burada şey de yapabiliyoruz. Güneş simülatörü, yani güneş ışığını taklit eden bir sistemle çalışıyoruz. Ama ona ihtiyacınız kalmadan cep telefonunda şöyle bile sistemin çalıştığını görebiliyoruz. Bizim için umut verici nokta, benim de en büyük şansım tam konunun en sıcak olduğu noktada şurası. 2002-2006 yılları arasında burası University Linz görüyorsunuz. Burası benim doktora yaptığım zamanda tam da en ateşte olduğu zamanlarda. Bütün her şeyi mutfağında görme şansına sahip olmak. Bakın bunlar yıllar içerisinde diğer teknolojilerin, buralar biraz üçüncü nesil teknolojiler, ne kadar hızlı ve kısa sürede yükseldiğini göstermek amacıyla bunu yaptım. Şimdi bir de tarım açısından bakalım. Tarımda ne var? Beklenen bir nüfus artışı var. Gıda talebinde artış ve acil bir artış söz konusu. O zaman hedefe yönelik acil eylem planlarının geliştirilmesi gerekiyor. Eğer siz tarım alanlarını aşırı derecede ve yoğun bir şekilde bu tarım sistemlerini kullanırsanız ormansızlaşma, su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybına sebep oluyor. Toprak tükenmesine sebep oluyor ve en önemlisi de yüksek düzeyde sera gazı emisyonlarına sebep oluyor. Şimdi tarım en önemlisi. Niye bu kadar çok ilgi çekiyor? Birincisi evet bir kıtlık, gıda kıtlığı var ama onun yanı sıra tarım sera gazı salınımına önemli derecede katkı sunan bir unsur, bir teknoloji. Dolayısıyla alınan önlemlerde bu. Tarımsal genişlemeyi yavaşlatmak veya durdurmak, ama gerçekten çözüm olabilecek mi? Düşük performans gösteren arazilerde mahsul verimini arttırmak, beslenme şeklini değiştirmek, sabah hocalarımız da bahsetti. Atıkları azaltmak, tarımda enerji talebi ve fosil yakıtların bağımlılığının azaltılması. Çünkü tarımdaki enerji talebi ve çiftlik işletmeciliği ürünlerini taşıması, hepsi bunların her biri için enerji gerekiyor ve bunları yenilenebilir enerjilerden karşılayabilir miyiz? Sera etkisi var. Bunun üzerine çok fazla durmayacağım ama slide. Özellikle genç arkadaşlardan izleyenler olduğunu biliyorum. Sera etkisinin ne demek olduğunu da görmek istedim. Burada bir slide'ı bırakıyorum. Ben tekrar uzun uzun konuşmayacağım. Tarımın küresel ısınmaya önemli bir etkisi var. Bunu azaltmak için en önemli de gıda tedariki. Çiftlik hayvanlarından salınanlar, işte gübre olarak kullanılan malzemeler ve bu alanda tarımın önemli bir payı var. O halde bunu nasıl düşürebiliriz? Küresel pazar, küresel talep ve küresel ısınma göz önüne alarak ne yapabiliriz? Biz bunu konuşacağız. Ama şu anki resim bu. Nüfus artıyor, küresel gıdaya ihtiyacımız var. Büyük bir zorluk buna ulaşmak, artan gıda talebini de daha fazla toprak kullanımıyla karşılayamayız. Bu bir çözüm olamaz. O halde hali hazırdaki topraktan daha fazla gıda üretmek için de var olan teknolojiler, azot esaslı gübreler, bunu da kabul edemeyiz. Bir diğer unsur da gıda güvenliği. Yani hepimiz tamam hemen bunlara çözüm bulalım diyoruz ama gıda güvenliğini kimse konuşmuyor. Bu küresel rekabet ve iklim değişikliği özellikle gelişmiş olan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden arazi satın almasını getirebilir. Aynı zamanda gıda güvenliği yalnızca yeterli miktarda gıda üretimi değil, aynı zamanda yeterli besin değerine sahip. Bu çok önemli çünkü biraz sonra bunu seralardaki üretimle ilişkilendireceğim. Bunu buraya bir not olarak bırakıyorum. Ve aynı zamanda çiftçilerin biyoçeşitliliği koruma ve yönetmede de kilit rolü bulunuyor. Şimdi burada karşıma çok güzel bir site çıktı. Bunun kurucularından birisi de bizim Türk öğrencilerimizden, kendisi şu anda orada bir doçent, Derya Baran, eşi de bu işin içerisinde. redseafarms.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Farkındalık yaratmak açısından bunu da ben eklemek istedim buraya. Çok güzel de bir sloganları var. Etkiyi inovasyonla birleştirmek. Sabah git konuşmalarla da birleşmesi açısından benim de çok hoşuma gitti. Şimdi Arabistan'da bir sistemi, bir sera sistemi kurmakla Hollanda'da bir sistem kurmak arasında çok fark var. Hassas iklim kontrolü, bitki bilimi ve sert iklimlere sahip su kıtlığı olan bölgelerdeki sürdürülebilir tarım da önemli. Bir farkındalık yaratması açısından bunu özellikle söyledim. İşleri de GDO'suz biyoteknoloji kullanarak ve şu anda var olan sisteme zarar vermeden
sistemi sürdürebilmek. Bu dünyada farkındalık yaratmak açısından önemli olduğunu düşündüğümden bunu eklemek istedim. Agrivoltaik'te de bizim çok farklı, çok geniş bir sınıflandırmaya sahip ama ben burada bitkilerin ışığa tepkisi önemli. Buradan çıkaracağımız özellikle kırmızı yerler önemli. Neden? Çünkü bitkilerin yaşam döngüsü içerisinde en önemli unsur ışık. Işığa hassaslar, ışığı kullanarak bütün enerjilerini. Işık olmazsa onların hayatı da olmuyor. Fotosentez ve fotomorfojenez süreçleri var. Bunlar ikisi birbirinden farklı. Ama bizim için önemli olan vurgu, bunlar bitkiler fotosentezlerini bu dalga boyu, yani ışıktan gelen güneş ışınlarını bu dalga boyun arasında yapıyorlar. Burası fotosentetik olarak aktif radyasyon bölgesi. Bizim için de önemli, neden önemli olduğunu da birazdan vurgulayacağım. Fotosenteze sabah Yunus Hocam girdi zaten, detaylarını açıkladı. Buna çok fazla girmeyeceğim ama ben sistemdeki benzerlikleri, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde ettim. Diğer sistem zaten fotosentezi kullanarak kendi enerjisini dönüştürüyor, güneş enerjisini deyip bunu vurgulamak istiyorum. Fotosentezi etkileyen de faktörler var. Neden bizim için? Yani Serap Hocam sen bundan niye bahsediyorsun ki fotosentezle biz ne yapacağız derseniz eğer, biraz sonra seralardan bahsedeceğim ve seraların gereksinimlerini de etkileyen faktörlerden bir tanesi fotosentez. Çevresel ve genetik faktörlere bağlı, karbondioksit miktarına, ışığın miktarına, gelen ışığın dalga boyuna, sıcaklığa, soğuğa vesaire. Genetik faktörler de bunlar. Şimdi agrivoltaik sistemlerde hem açık tarla çiftlikleri kullanılıyor hem de seralar kullanılabiliyor. Bunları internetten bulmak çok kolay. Şimdi bizim bildiğimiz bir kazan sistemi var. Yani siz bir şey koyarsınız, karşıdaki bir şey koyar. İkiniz de bundan kazanç sağlarsınız kendinize. Ama agrivoltaikle acaba kazan yapabilir miyiz? Yani üçlü bir şekilde kazanabilir miyiz? Aynı toprak parçasında olmak üzere hem gıda üretimini arttırabilir miyiz? Hem yenilenebilir enerjiyi arttırarak, kullanarak sera gazı salınımını azaltabilir miyiz? Ve önemli ölçüde, en önemlisi, bakın sera gazı salınımları, su tasarrufu da çok önemli. Çünkü suyumuz da bitiyor. Kuraklık bizim kabımızda. Şu an ben size nasıl sunum yaptığımı anlatamam. Sıcaktan durulmuyor. Normalde mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları. O halde PV panellerinin de daha önceki yıllara göre daha ucuza ve daha kolay teknolojilerle üretilebilmesi de bu teknolojiye ilgiyi arttırıyor. Şimdi ben neden seralara odaklandım? Çünkü sera tarımı mahsul üretimi için enerji yoğun tekniklerden biri olarak kullanılıyor. Büyümesi için bitkilerin sıcaklığa, radyasyona, nem, karbondioksit konsantrasyonu vesaire, iklim koşulları için çok önemli miktarda enerji gerekli. Özellikle de bu PV enerji santralleri elektrikten yoksun küçük adalarda, kırsal alanlarda, mesela çöllerde kullanılabilir mi? Bunlara bakabiliriz. Şimdiye kadar kullanılan teknikler anorganik PV teknolojilerini kullanıyor. Ne demek? Yani silikondan, biraz önce bahsettiğim monokristal veya polikristal silikonları kullanarak bunları yapıyor. Ve aslında her birinin ortak noktası da çevresel olarak karbondioksit emisyonlarında bir düşüşe sebep olmak, ki bu gerçekten de düşüşe sebep oluyor. Ama bir diğer nokta, bunları yarı transparan hale getirebilir miyiz acaba? Ne demek yarı transparan hale getirmek teknik olarak? Bunları öyle bir hale getirelim ki içeriye bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli olan 400-700 nanometredeki ışığı geçirsin ama kendilerinin elektrik dönüşümüne katkıda bulunabilmesi için kalan dalga boylarını da kendisi soğursun. Böylece hem elektrik üretsin hem de bitkiler için fotosentez kalsın. Yarı geçirgen fotovoltaiklerin entegrasyonundaki en önemli şey de bu. Ben literatüre baktığımda, burada tabii tarım kısmında ben gerçekten uzmanlık alanı olmadığım şeyleri rahatlıkla söyleyebilirim. Tarım kısmıyla çok fazla bilgim yok ama benim gördüğüm ve incelediğim sistemlerde bu kullanılan PV'lerin seçiciliği, hazırlanan ince katmanların fotosentez yapmaya yardımcı olabilecek, kolaylaştıracak şekilde seçici olması çok önemli. İşte burada da ne bizim karşımıza çıkıyor? Biraz önce size organik PV'leri anlatırken, bakın bir sürü farklı kimyasal formüller gösterdim ve dedim ki yetenekli kimyacılarımız bunları çok güzel sentezliyor. O halde işte buradaki en önemli anahtar noktalardan bir tanesi, şimdiki kristal silisyumlarla yapamayacağımız şey, biz bu malzemeleri oturalım konuşalım, gereksinimleri neler? Bu noktada bunları oraya dahil edebilir miyiz? Yeni malzemeler hazırlayarak, işte şu hale getirerek
Örneğin sera uygulamalarına bunları dahil edebilir miyiz? Ki işte burada agrivoltaikler doğuyor ve bu yeni nesil PV'lerde agrivoltaiğe burada dahil ediliyor. Herhangi bir boyut destek altlıkları üzerine istediğiniz renkte üretebilirsiniz. Pek çok avantajı var ama işte biraz önce bahsettiğim yüksek ışık, oksijen ve nem altında kısa sürede bozulmaları sebebiyle bu bir dezavantaj olarak duruyor ve özellikle fotovoltaik pazarında baskın olan bu teknolojinin silikon teknolojisindeki bu ön yargı sebebiyle şu an erken aslında ticarileşme süreçleri başladı bir takım fotovoltaik, bir takım popüler uygulamalar için ama organik PV'lerin bu dezavantajlarını avantaja dönüştürebilir miyiz? O PV'lerin işte seralarda kullanımı ile ilgili çalışmalar mevcut. Şimdi hemen bunları size gerçekten literatürden aldığım bilgilerle, benim Harald Hopp ve doktoradan da arkadaşımdır. Birlikte onların da katkı sundukları bu bilgileri, resimleri oralardan paylaşıyorum. Bir kısmını internetten paylaşıyorum sizinle. Organik fotovoltaikleri biz sera uygulamaları için kullanabilir miyiz? Hatta oturmuşlar, hangi gereksinimler var, hangi tür malzemelere ihtiyaç olacak? Burası kloroplastın soğurma aralığı ve bizim kullanılan malzemelerin soğurma aralıkları, bunları nasıl birbirleriyle örtüştürebiliriz ve ayrıştırabiliriz? Yani fotosentez yapmalarını bitkilerin izin verecek şekilde bu fotovoltaik modülleri nasıl tasarlayabiliriz yapmışlar. Tabii literatürde de örnekleri var. Hemen o PV'lerin kullanıldığı birkaç örnek sunacağım sizlere. Yapılan çalışmalar dediğim gibi işte %7.75'lik verime sahipler, yine hep yarı geçirgen OPV'ler kullanıyor. Yarı geçirgen olması bitkilerin büyümesine izin vermek için %25'e yakında bir mahsul büyüme faktörüne erişmişler. Tabii benim size vurgulamam gereken şey, burada binlerce parametre var. Işığın içeriye girmesi, hangi dalga boyunda girmesi, içerinin sıcaklığı, hangi bitki, o bitkilerin içerisindeki biyoaktif malzemelere varana kadar pek çok parametre var. Ve bu çalışmalar, şimdi size adım adım sunduğum çalışmalar, buradaki literatürden ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Bu çalışmalar bunların hepsine birden değil, benim size şimdi sunduğum aslında bir sonuç. Hepsi bir basamağına odaklanmış. Örneğin bu yapılan çalışma bir simülasyon çalışması. Yani bu bir deneysel çalışma yok. Orada bir sarı kurulmuş değil. Önden kağıt üzerinde bunların hesaplarını yapıyorlar. Koşullar bu olursa sonuçlar ne olur şeklinde. Yine burada gerçek bir uygulama var. OPV'leri seralarda kullanmışlar ve bundan kullanılması durumunda önemli derecede kazanç elde ettiklerini sonucuna varmışlar. Ama benim literatürde gördüğüm ulaşamadıkları durumlar da var. Dolayısıyla benim çıkardığım sonuç, hangi tür ürünü, örneğin domates için bu iyi oluyor da brokoli için başka olabiliyor. Ya da işte atıyorum bunu şu anda, başka bir sebze meyve için farklı olabiliyor. O zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada yapılan bir çalışma %34.2'lik ortalama bir geçirgenliğe sahip bir sistem için, atıf da şurada, normal güneş ışığı altında, organik PV'lerin altında ve karanlıkta, yani ışık yokken bakın ölüyor zaten. Bunu aslında bir dezavantaj gibi sunmuşlar. Yani aynı, biz bir değişiklik görmedik. Aynı şekilde 13 gün beklediğimizde o PV'lerin olduğunda da güneş ışığı altında da aynı şekilde bitki büyüdü diyor ama ben aslında elektrik tasarrufu, karbondioksit emisyonları ve enerjinin buradan kolay ve ucuz yollardan karşılanması adına yine de çalışmanın önemli ve kayda değer olduğunu sizlere belirtmek isterim. Boya duyarlı güneş hücreleri de kullanılıyor. Özellikle renkli üretilebilmeleri açısından ve UV ışığını bloke etmeleri açısından, mesela en çok rastladığım şeylerden bir tanesi, boya duyarlı güneş hücreleri kullanıldığında domates üretiyorsanız domatesin içerisindeki likopen ve beta karotenlerin daha fazla olduğunu diğerlerine göre. Dolayısıyla bir ilaç yapacak, bu benim aklıma gelen bir fikir, bu literatürde yok, bu tamamen benim şeyim ve şimdi bir proje hazırlığında olduğunuzu da söyleyince size bir fikir verebilir mi ya da işte bir şey olabilir mi? Bir ilaç üretilecekse ve onun içerisinde bir şeyin etken maddesine bunlara benzer bir şeyler olması gerekiyorsa, ki bu bizim hayatımız için de çok önemli, bunlar antioksidan malzemeler. Aman işte likopen alın, beta karoten alın, bazı şeylerin de ilaç, yani ilaç değil de bu dışarıdan aldığımız gıda takviyelerinin içerisinde de bazen bunları kullanıyorlar. Belki böyle bir üretim için, böyle niş uygulamalar için olabilir mi acaba diye benim aklıma bir soru işareti geldi. Ben de bunu canlı yayında buraya bırakıyorum, bu soru işaretini. DSSC'lerde oldukça avantajlı sahip, perovskitler için henüz bir uygulama yok. Ama bir kişi teorik bir çalışma yapmış, %7.5'luk bir verimle, yine içerisinde kurşun var ama
yarı geçirgen bir pencere, soğurma penceresi oluşturarak, bir perovskit tabakası oluşturarak foto dönüşümünü incelemiş. Literatürde de böyle çalışmalar var. Peki sonuç kısmına geliyorum sizi çok fazla yormadan. Organik güneş hücreleri, boya duyarlı güneş hücreler, yani biraz önce bahsettiğim bu yeni nesil teknolojiler ve bunların hemen hemen en önemli ön plana çıkmış üç ayağı, elbette ki çok farklı teknolojiler var. Bunların teknolojik hazırlık seviyeleri birbirinden farklı. Ne demek bu? Fotovoltaik pazarı hazır olup olmamaları ya da fotovoltaik pazarında bir yer bulabilmek için hazır olup olmamadıkları ile ilgili bir parametre bu. Farklı olsa da uygun fiyatta farklı çözümler sunuyorlar. Organik güneş hücreleri, tüketici elektroniği ürünleri ve uygulamaya uyarlanabilen modüller ve erken ticaretleşme sürecine girdi aslında. Ticari olarak temin edilebilen ürünler şimdi düşük hacimli ve büyük bir mass production dedikleri büyük bir üretim söz konusu olmadığı için şu an biraz pahalı gibi görünüyor olabilir. Bunlar literatürden aldığım rakamlar. Ama büyük çaplı bir üretime geçtiklerinde tahmini üretim maliyetlerinin düşeceği görülüyor. Bu üç teknolojinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri sera örtülerinin kullanım ömürlerinin gereksinimlerini karşılamak ve kurumlar için gerekli güvenlik gereksinimlerini karşılamak için uygun bir cihaz kararlılığı. Sanırım burada da önemli bir çalışma düşüyor. Hazır bu şeyi de hazırladığınız için ben Antalya İl Tarım Müdürlüğü'ne, Sayın İbrahim Müdürüme ve Asım Müdürüme teşekkür ediyorum. Bir kez daha davetleri için, Adnan Hocama davetleri için teşekkür ediyorum. Ve bu uzun bir süreçti. Dün örneğin tatil günü olmasına rağmen hem Yeşim Hanım hem Çağla Hanım var güçleriyle çalıştılar. Eminim başka isimler de var arka planda. Hepsine çok teşekkür ediyorum bizi sizlerle buluşturdukları için. Ben size bu teknolojileri tanıtmaya çalıştım. İklim değişikliği gerçekten, yani her platformda bunu vurgulamaya çalışıyorum. Çok çok önemli. Şu an aman bir şey olmaz, daha farklı sorunlar var. Ama eğer daha fazla para kazanmak istiyoruz, daha iyi evlerde yaşamak istiyoruz, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ama eğer içinde bunlar için yaşayabileceğimiz bir dünya olmadığı zaman bunların bir anlamı kalmayacak bizim için. Mars bile bizi kurtaramayacak, onu söyleyebilirim. Popüler uygulamalar için güzel gidilebilir, olur mu? Güzel ama bir üçüncü dünya, yani bir ikinci dünya yok bizim için şu an en azından bildiğimiz. O yüzden lütfen ve lütfen farkındalık yaratmak açısından ben bir kez daha önemini vurguluyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlar bu çalışmaların hepsini gerçekleştirdik. Doktor hocam Nihal Serdar Sarıçiftçi'ye teşekkür ediyorum. Bir farkındalık, sosyal farkındalıkta kadın akademisyen olma adına İbrahim Müdürüm'ün bana verdiği bu başlangıçtaki güzel sözlerle bitireyim. Hem anne olmak hem akademisyen olmak. Kadınlar, biz bu şeyde var olmak istiyoruz. Biz de bu işleri yürütebiliyoruz ama karşımızdan da anne ve kadın olarak diğer sorumluluklarımız da, çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ben profesörüm, bana ne diyemiyoruz. Bu şekilde de karşıdaki meslektaşlarımızdan da buna anlayış ve saygı bekliyoruz. Tüm özellikle kimya bölümünden bu çalışmaların, sentezlerin yapılmasında yardımcı olan Çiğdem Yürür Görece hocama, Fatih hocama ve Konya Teknik Üniversitesi Mahmut Kuş hocama teşekkür ediyorum. Tabii biz bu alanda bu çalışmaları yapan tek grup değiliz. ODTÜ'de bir çalışma grubu var. Ege Üniversitesi'nde birlikte işbirliği daha önce geçmişte yaptığımız gruplar var. Böyle bir proje hazırlığı içindeyseniz onlarla da irtibata geçmenizi ben naçizane sizlere tavsiye ediyorum. Umarım sizi sıkmadan bunu bitirebilmişimdir. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hem akıcı hem de ufuk açıcıydı.